Teşekkür ederim Nedim Hanım. Yeliz. Herkese merhaba. Neredeydin sen? Daha sonra anlatırım Emre'cim nerede olduğumu. Şimdi çok daha önemli bir durum var. Hicran Hanım. Burada olmanıza o kadar sevindim ki anlatamam. Çünkü size büyük bir sürprizim var. Bana mı? Ne sürprizi? Şimdi anlarsınız. Ne oluyor Yeliz? Şimdi anlayacaksın Emre'cim. Hicran Hanım, sıkı durun. Sakın mutluluktan falan bayılmayın. Durun biraz. Hoş geldiniz. Buyurun. Yeliz ne oluyor? Kim o beyefendi? Tanıştırayım. Hicran Hanım'ın kocası Soner Bey. Seni çok özledim Hicran. Şaşırdığını biliyorum. Kusura bakma olur mu? Sana sürpriz yapmak istedim karıcığım. Hicran Hanım. Kocanız geldi. Bir şey söylemeyecek misiniz? Derviş amca sen, Berkay'ın... Böyle biri olduğunu hiç düşünmemiştim. Nasıl? Yani böyle işte. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Çık git hayatımızdan demedim mi ben sana? Usta geldiğinde temiz bulsun. Ben yokken çırak çalışmamış demesin. Gerek yok. Senin yüzünden zaten ne iş kaldı ne de derviş amca. Ben bir şey yapmadım diyorum sana. Neden bana inanmıyorsun Elif? Derviş Usta iyileştiğinde göreceksin zaten doğruyu. Anahtarları ver. Neden? Ver çünkü çalışmıyorsun artık burada. Defol git. Ver. Şimdi çık git hayatımızdan. Defol. Neden konuşmuyorsun Hicran? Çok mu heyecanlandın beni görünce? Dili tutuldu sanırım heyecandan Soner Bey. Ama normal. Onca yıllık özen var. Haberim yoktu. Kusura bakmayın. Bir yanlış anlaşılma oldu sanırım.
Tuner benim eski eşim. Biz yıllar önce boşandık. Ama ben seni hiç unutmadım. Buraya da seni geri kazanmaya, dağılan yuvamızı yeniden bir araya getirmek için geldim. Nedim abla. Melek'cim, hadi sen odana geç. Nedim ablayla resim yapın birlikte, tamam mı? Ben hemen geliyorum. Hadi babacığım. Nedim Hanım, Melek'i götürün odasına. Hiç Can Hanım. Siz Soner Bey'e hala kırgınsınız sanırım. Bizim biraz konuşma fırsatımız oldu da. Soner Bey çok iyi birine benziyor. Üstelik çok pişman. Ve belli ki sizi hala çok seviyor. Herkes ikinci bir şans hak eder. Yuva kolay kurulmuyor değil mi? Bence siz Soner Bey'in teklifini güzelce bir düşünün. Ben... Bir daha o cehennem azabını yaşayamam. Ne biçim kadınsın sen be? Hala hazır değil mi yemek? Hazırlıyorum. Bak salatayı da yaptım. Hadi sen otur şöyle. Sana mı soracağım lan ne zaman nereye oturacağımı? Karşımda zırlayıp durma. Soner bak sarhoşum gelme üstüme lütfen. Ne demek lan gelme üstüme? Sen de karşı mı geliyorsun bana? Bana bak Hicran. Sen çok havalara girdin. Ama bozarım senin o havalarını. Yeter be! Hiçbir şey yapamazsın. Bana bak Hicran. Kimsin lan sen? Kimsin de bana kafa tutuyorsun? Ha? Hicran, gebertirim seni. Seni öldürürüm Hicran. Hiç kimse de elinden alamaz. Durdurma beni. O kabusu bana bir daha yaşatamayacaksın. Hayatımı cehenneme çevirmene izin vermeyeceğim. Bu defa olmaz. Hayır, izin veremem bu defa olmaz. Yüzsüz bir insansın ya. Hem adamı bu hale getirmişsin, hem de buraya kadar geliyor musun Berkay? Ne? Ben hiçbir şey yapmadım. Sen yaptın Berkay. O kırkayı adamın üstüne sen indirmişsin. Ustayı arabanın altından çıkaran insan benim zaten. Ben hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Defol git buradan. Elif, ben hiçbir şey yapmadım. Berkay, gidiyor musun, gitmiyor musun? Çocuğu işinden gücünden de ettim. Perişan haldedir şimdi. Of Elif ya. Aman Tepegöz, niye kırdın yine? Ay zaten biz parayı ağaçtan buluyoruz değil mi? Ağaçtan toplamıyorsun ama biz kazanıyoruz. Ay aman aman aman, sen böyle elin işte göz oyunu açta çalışıyorsan yakında o işten de atarlar. Biz de böyle ağzımız açık havaya bakarız artık.
Ya sen onu hiç merak etme Keriman teyzeciğim. Sen yolunacak bir kazı elbet bulursun. Tabii tabii, en büyük kaz benim çünkü, değil mi? Bu ev nasıl çevriliyor, tencere nasıl kaynıyor, soran yok. Ah Keriman, ah ne tarifsizsin sen. Karşında bir avanak, içeride bir yatalak. Ay, ay. Derviş amcama bir daha yatalak demeyeceksin. Ya adam iyileşti bak, konuşuyor işte. Aman aman, iyi olsun, iyi olsun. Bir an önce işini başına gitsin de bizim de düzenimiz bozulmasın, değil mi? Ben şuna bir bakayım. Sana da kardeş diyorlar ya işte. Ah, ah, canım abim benim. İyileştin mi? Daha iyi olacaksın inşallah abim benim, canım abim. Sana bunu yapan lal olsun inşallah. Berkay'ı da bulmam lazım ya. Günahını aldım çocuğun. Efendim? Eğer ne yapıyorsan bırak, kop gel bro. Kızlarla partileyeceğiz. Takılın siz. Hayırdır kanka? Normalde balıklama atlardın. Yoksa iddiayı kaybettin. Araba elden gitti diye mi tadın yok? Yok ya, bana arabam yok oğlum. Canım istemiyor sadece. Ya bırak, yeme beni. Kızlarla takılacağız da canın istemeyecek. Yoksa neydi o ablanın adı? Elif. Ha, Elif. Elif'i tavlayamadın diye mi düştün? Ne alakası var ya? Bir kız için niye üzüleyim? Oğlum Berkay'ı reddeden ilk kız olarak tarihi yazdı Hatun. Öyle bir nakavt etti ki seni, ben olsam yerimden kalkamazdım. Ya tamam hadi. Üf, boş yapma. Kapatıyorum şimdi, işim var benim. Haklı valla. Ne ki şimdi bu hissettiklerim ya. Siz gitseniz iyi olacak. Haklısın hayatım. Bence de siz gidin. Ama Hicran Hanım'ın peşinden gidin. Ya baksanıza. Ne kadar heyecanlandı sizi görünce. Eli ayağına dolaştı. Ne söyleyeceğini bilemedi kızcağız. Belli ki o da sizi unutamamış. Hala çok seviyor. Bana pek öyle gelmedi. Şimdi bakacağım. İyi olup olmadığını. Hayatım ya. Siz erkekler bizi ne zaman doğru anladınız ki zaten? Nasıl ya? Gitsene peşinden. Gebertirim seni. Seni öldürürüm Hicran. Hiç kimse de elinden alamaz. Defa olmaz. İzin veremem. İzin veremem. Defa olmaz. İyi misiniz? Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir şey söylemenize gerek. Çok özür dilerim. Böyle olsun istemedim. Bakın. Lütfen üzmeyin kendinizi, olur mu? Emreciğim. Canım istersen Hicran Hanım'la Soner Bey'i biraz baş başa bırakalım. Belki konuşacakları vardır. Biraz konuşmamız iyi olur. Nihayet baş başa kaldık ha. Nasılsın bakalım Hicran Hanım? Yeliz, benim Süleyman abiyle bir işim var. Sen içeri geç. Tamam canım. Evet.
Süleyman abi bakar mısın bir? Buyurun efendim. Gözün üzerlerinde olsun. Eğer o herif bir şey yapmaya kalkarsa... Tamam efendim. Siz hiç merak etmeyin, ben hallederim. Derviş amca iyileşiyorsun. Ya bir şey soracağım. Sana bunu yapanın Berkay olmadan emin misin? Yani çok büyük eşeklik ettim de ben çünkü. Yok yere suçladım çocuğu. Kalbini kırdım. Sen Berkay yüzünden böyle üzülüyorsun. Evet, çünkü işinden ettim çocuğu. Sen hiç merak etme. İyileşince tamirhaneyi yeniden açacağım. Berkay da işe dönüyor. Ben de alıştım Hayte. Çorbası olsun biraz. Ben de bellerimi yıkayıp geleyim. Kendine gel Elif ya. Saçmalama. Derviş amcayı bile rezil ettin kendine ya. O ne kız? Kendi kendine konuşuyorsun deli gibi. Kerimhan teyzeciğim üzüm üzüme baka baka kararır ya. Ya sen beni mi takip ediyorsun evin içinde ya? Başka işin yok mu senin Allah aşkına? Allah Allah. Bu da iyice suratsız oldu. Bunda bir haller var ama dur kokusu çıkar. Çıkar. Derviş Usta'ya da öyle anlatmıştır. O da beni suçlu biliyor. Melek gibi adama yapılacak kötülük mü bu ya? Nasıl inanıyor bunlara anlamıyorum. Her şey mahvoldu. En azından ustaya anlatabilsem kendimi. Sen evde durmazdın pek, hayırdır? Yorgunum biraz, yatacağım. Dur, hemen kaçma, iki sohbet edelim. Sohbet mi? Senin işin yok mu? Sende bir şey var belli. Bir şeyin olduğu yok baba, kasma beni. Otur bakalım şuraya, otur hadi. Anlat bakalım, ne derdin var? Sen burada ne arıyorsun? Seni çok özledim. Sen beni özlemedin mi yoksa? Dokunma bana. O çaresizliğinden faydalandığın Hicran yok artık senin karşında. Senin karşında da o eski Soner yok. Çok değiştim ben. İnan bana. Eski Soner değilim artık. Hatalarımı anladım. Sen beni hapse yolladın ama ben sana kızgın değilim. Sana olan aşkım tüm kızgınlığımın bile ötesine geçti. Seni tekrardan kazanmak istiyorum Hicran. Sen beni hiç kazanmadın ki. Sen benim çaresizliğimden, Kerimhan annenin o açgözlülüğünden faydalandın. En başından beri biliyordun seni istemediğimi, seni sevmediğimi. Seçim şansım olmadığını da biliyordun. Ama çaresizliğimi fırsat bilip benimle zorla evlendin, zorla esir ettin kendini. Gençtim, cahildim. Ama seni her zaman çok sevdim. Hep çok istedim Hicran. Senin tek istediğin şey kendine bir köle bulmaktı. Ben o lanet olası evde senin karın falan değildim. Sadece eziyet ettiğin, zulmettiğin, acımasızca davrandığın bir kölendim senin. Evli olduğumuz süre boyunca bana cehennemi yaşattın. Her dakikam, her saniyem ölümden beterdi. Belki de bu hayatta yaptığım en doğru şey senden boşanmaktı. Ne yaşadığımı bir ben, bir de Allah biliyor. O yüzden şimdi bana buraya gelip de değiştiğini, iyi bir insan olduğunu falan anlatma sakın. Herkesi kandırabilirsin. Ama ben senin ne olduğunu çok iyi biliyorum. O yüzden seni hayatımda istemiyorum. Çık git hemen buradan, hemen git.
giderim bakalım. Ama şimdilik. Bu sefer benden kolay kurtulamayacaksınız Hicran Hanım. Çok büyük sevap işliyoruz Emre. Hicran Hanım da, kocası da o kadar mutlular ki. Belli ki çok seviyorlar birbirlerini. Baksana, sevinçlerine ortak oluyoruz. Bu adam burayı nereden buldu? Ne bileyim ben canım. Ben geldiğimde kapıda bekliyordu. Araştırmış, soruşturmuş, bulmuş belli ki. Ben Hicran'ın kocasıyım. Yuvamı kurtarmak için geldim falan dedi. Öyle deyince ben de yardım etmek için içeri aldım. Hata etmişsin. O adamı gözüm hiç tutmadı. Anlamadan, dinlemeden, Hicran Hanım'a sormadan onu içeri almamalıydın. Sen Hicran'ı sorup soruşturmadan konağa aldın Emre. Meleğin bakıcısı yaptın. Kızımızı emanet ettin ona. O da yetmezmiş gibi ailesini, arkadaşını ailemizin içine soktun. Şimdi konu eski kocaya gelince mi araştırıp soruşturasını tuttun? Elif, herif tekinsiz birine benziyor. Bilemeyiz bebeğim. Demek ki Hicran Hanım böyle tekinsiz tiplerden hoşlanıyor. Sonuçta... Renkler ve zevkler tartışılmaz değil mi? Bu sefer başardın kızım. Aferin sana Elif. Üç! Dur! Dur, 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 dur. Yalvarırım, yapma, dur. Dur! Saçmalama, ne yapıyorsun sen ya? O zaman bana doğruyu söyle. Ne istiyorsun benden? Hicran denen karın ağrısına hayatından çıkarmanı istiyorum. Ya ikimiz de aynı taraftayız be adam, sen nasıl anlamıyorsun ya? Ne derdin var onunla? Ne alıp veremediğin var senin Hicran'la? Hı? Hicran denen kadını evinde istemiyorum. Ayağımı dolamıyorum. Seninle işbirliği yaparsak ikimiz de amacımıza ulaşmış oluruz. Nasıl bir işbirliğiymiş bu? Bu daha başlangıç Hicran. Yakında karşıma çıktığına pişman olacaksın. Sağlık kızım. Şifa olsun Derviş amcam. Daha iyi misin şimdi? Ben rahatım iyi. Sen de üzülme kızım. İnsan beşer, bazen şaşar. Konuşur anlatırsın derdini. Berkay da affeder seni. Nerede olduğunu bilsem. Yetimhaneye şuraya buraya gidiyordunuz. Ahbaplık ediyordunuz. Ben sende telefonu vardır diye düşünmüştüm. Evde portakal bitmiş. Sana da C vitamini lazımışım Derviş amca. Ben bir koşu gidip onları alayım. Ben bir ayaklanayım. Buluruz onu. Seni ilk defa bu kadar dalgın, üzgün görüyorum. Canını sıkan bir şey var belli ki. Bir şeyin olduğu yok. Hayat işte. Sıkıcı. Sen böyle her şeyden vazgeçmiş, pes etmiş gibi davranırsan bir şey de olmaz zaten oğlum. Sen ağzında gümüş kaşıkla doğdun.
İstediğin her şey çabalamana bile gerek kalmadan önüne sunuldu. Şimdi isteyip de olduramadığın her neyse unutma ki emeksiz yemek olmaz. Ha diyelim ki oldu. O zaman da şimdi hissettiğin gibi o yemeğin tadı tuzu olmaz. Anlaşıldı. Anlatmayacaksın. Sen bilirsin. Ama şunu bil ki senin sefasını sürdüğün bu günlere ben senin gibi vazgeçerek gelmedim. Aileme daha iyi bir hayat sunmak istedim. Bunun için var gücümle çalıştım, çabaladım. Ha, yolum da öyle güllük gülistanlık değildi. Zorluklar, engeller her zaman vardı. Ama ben pes etmedim, direndim. Sonunda da istediğimi aldım. Sen de vazgeçme. Vazgeçmek pişmanlıktır. Şeyim yok. Ben de Melek'in yanına gelecektim. Melek iyi. Merak etme. Meyve suyunu içti, yemeğini yedi. Odasında resim yapıyor şimdi. İşan, konuştunuz mu kocanla? Konuştuk. Ama o benim kocam değil. Biz boşandık Nedim abla. Bilmiyordum yavrum. Kusura bakma. Asıl sen kusura bakma lütfen. Haberim olsaydı buraya gelmesine asla izin vermezdim. Biliyorum. Ben bir Melek'e bakayım. Tamam. Kadersiz kızım. Bakalım Soner Toksöz kimsin sen? Soner Toksöz. Eylül tarihi 2 Eylül 2014. Boşanma tarihi 20 Eylül 2014. Yani niye bunlar? Sadece 18 gün evli kalmış. Allah Allah. Cezaevi giriş tarihi 2014 Eylül. Tabii ya. Herif cezaevindeyken boşanmışlar. Adil suçtan girmiş şerefsiz. Gir. Ne oldu? Emre Bey, anladığım kadarıyla adam barışmak için çaba gösteriyor. İkna etmeye çalışıyor Hicran'ı ama anladığım kadarıyla Hicran'ın ters dedi adamı. Yani öyle barışacak gibi falan durmuyor. Konuşuyorlar mı hala? Yok. Hicran'ım saydı, döktü, etti. Çek git falan dedi. Ondan sonra içeri girdi. Ama adam hala kapıda. İsterseniz göndereyim. Yok, biz karışmayalım. Peki efendim, siz bilirsiniz. Zaten o da bekleyecek, bekleyecek, gidecek. Ne yapacak ki? Sen gözünü ayırma abi. Giderse de gideceği yere kadar takip et. Bir yerini yurdunu öğrenelim. Başlayın efendim. Ben eminim. Senin pisliğin burada yazandan çok daha fazla. Peşime düştün ha? İyi. Gel bakalım, gel. Misiniz? İyiyim. Emin misiniz? Bir sıkıntı yok değil mi?
Yok, bir sıkıntı yok. Hicran Hanım. Kocanızla konuşup anlaştınız sanırım. Ben bir Meleğe bakayım. Sen neden Hicran Hanım'a öyle bir soru sordun Emre? Kocası barışmak istiyor kadınla. Nasıl bir sorun olabilir ki? Sen bizi mi dinliyordun Yeliz? Ay ne münasebet. Salondan yanına gelecektim. O arada duydum. Emre. Bu konuyu neden bu kadar çok kurcalıyorsun anlamıyorum. Ben odamdayım. Bu işi. Vallahi billahi o. Yine kime saydırıyorsun sen? Ay, abim o fenalığı yapan Berkay değilmiş. Öyleymiş evet. Kim acaba? Vallahi bilmiyorum ki, ben de hiç düşünmedim. Benim aklıma biri geliyor ama. Soner'i mi diyorsun? Ya. O Soner çakalı ortaya çıktıktan sonra oldu ne olduysa. Ay, o iblis var ya, eğer o iblisse yandık yandık. Hepimizi sıraya dizer. Hicran ablam da tehlikede o zaman. Söylemek lazım Soner'in çıktığını. Bakayım ne çiziyorsun sen? Hiç. Ver bakacağım. Hiçbir şey çizmiyorum ki. Olsun bakayım. Bundan niye üzgünüm? Sen o adamı görünce çok üzüldün. Sen üzülünce ben de üzüldüm. Bir tanem ben üzülmedim ki. Hem ben çok mutluyum. Sen de çok mutlu ol, olur mu? Hemen mutlu olamam ki. Olursun. Bak şimdi. Bak nasıl hemencik mutlu oldular. Çok kolaymış. Evet, tabii ki çok kolay. Hem ben seni görünce hep çok mutlu oluyorum. Ben de. Hicran abla, evcilik oynayalım mı? Ama ben seni hiç unutmadım. Buraya da seni geri kazanmaya. Dağılan yuvamızı yeniden bir araya getirmek için geldim. Seni çok özledim. Sen beni özlemedin mi yoksa? Dokunma bana. O çaresizliğinden faydalandığın Hicran yok artık senin karşında. Senin karşında da o eski Soner yok. Çok değiştim ben. İnan bana. Eski Soner değilim artık. O zaman bu anne olsun, bu çocuk, bu da köpekçik. Hicran abla, ama sen oynamıyorsun ki. Oynuyorum bir tanem. Bak, bu köpekçik ormana kaçmış. Ah, bir saniye. Efendim Elif? Abla, sana söylemem gereken önemli bir şey var. Derviş amca nasıl? Derviş amcanın durumu iyiye gidiyor. Of, çok sevindim. Tamam, ben hemen izin alıp çıkıyorum. Gelince konuşuruz. Gidiyor musun? Evet. Ya, halletmem gereken bir iş var. Ama söz veriyorum yarın erkenden geleceğim. Anlaştık mı? Hadi ama mutlu oluyoruz. Gül bakalım. Gül. Gül, 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 gül. Aferin sana. Soner iblisi başımızı yemeden rahat etmeyecek. Ne oldu? Ne yaptı? Ne dedi Hicran? Soner onu yoklamış mı? Vallahi söyleyemedim ki. Bir telaşla gelince konuşuruz dedi, kapattı. Allah'ım! Soner onu yakalamış olmasın.
Sen de vazgeçme. Vazgeçmek pişmanlıktır. Haklısın baba. Hayatım. Konağın gündeminden olanı biteni konuşamadık. Sahi, sen niye daha evine gittin bu akşam? Emre, sorma başıma geleni. Ya ben seninle gitmek istedim aslında. O yüzden seni bekledim. Ama sen işim uzayacak deyince Melekciğimi yalnız bırakmamak için yola çıktım. Orman yoluna dönünce araba bozuldu. Ve telefon da çekmiyordu. Sen gece nerede kaldın? Allah'tan yakında bir konaklama tesisi varmış da oraya gittim. Sabah olunca da hemen bir tamirci çağırdım. İşimi hallettim. Öyle döndüm. İyi de gittiğin yerde niye aramıyorsun? Ben sana çekici yollardım. Aman Emre. Ne bileyim. Seni telaşlandırmak istemedim. Neyse. İyi bari en azından. Kalacak bir yer bulmuşsun. Hayatım. Bundan sonra asla sensiz bir yere gitmem. Emre Bey izin... Pardon. Buyurun. Amcamın sağlık durumunda bir gelişme olmuş da sizden erken çıkabilir miyim diye izin isteyecektim. Tabii çıkabilirsiniz ama Süleyman abi bir iş için dışarı çıktı. Bugün sizi ben bırakayım. Yok sizi... Ben arabayı hazırlayayım. Her şey bitti. Şimdi de şoförle mi başladın Emre? Can, yakında hayatımdan defolup gideceksin. Ne çabuk özledin sen beni. Bırak şimdi sululuğu. Ben sözümü tuttum. Üstüme düşeni yaptım. Şimdi sıra sende sanır. Tavuk mu boğazlıyoruz Yeliz Hanım? O işler o kadar kolay değil. Plan yapmamız lazım, plan. Ben mekandayım. Eğer acelen varsa çık gel. Tamam geliyorum. Allah'ım. Ya bu adam hicrandan daha iğrenç. Neyse. Hicran da alsın, çıksın gitsin hayatımızdan ya. İkisinden de kurtulayım. Ben Siz söyleyin. Lütfen devam edin. Ben bugün yaşananlardan dolayı çok özür dilerim sizden. Yani böyle bir şeye şahit olmanızı asla istemezdim. Ama inanın gerçekten haberim yoktu. Yani biz yıllardır görüşmüyoruz. Eğer haberim olsaydı inanın asla izin vermezdim. Tekrar çok özür dilerim. Yani
Özür dileyecek bir durum yok. Bu sizin suçunuz değil. Bazen tatsızlıkların önüne geçmek mümkün olmuyor. Siz ne söyleyecektiniz? Haddimi aşmak istemem. Ama daha önce ondan hiç bahsetmemiştiniz. Bu durumun işimle ilgili olacağını hiç düşünmemiştim. Ama Melih'e olan hassasiyetinizi anlıyorum. Ya, bu durum işimi hakkıyla yapmama asla engel değil. Benim tek önceliğim Melek. Haklısınız da. Efendim Süleyman abi. Emre Bey, Soner denen adamı takip ettim. Ama işini kaybettim. Buralarda hiç bilmediğim yerde... Abi ben seni daha sonra arayacağım. Yavaş yavaş. Şuraya şöyle otur. Ben arkaya yastıkları koyacağım, tamam mı? Sen otur bir. Tamam, dur bir dakika. Tamam, oldu. Elif de gelir birazdan. Nereye gitti ki? Ekmek almaya gitti abi, gelir şimdi. İşte geldi. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Bir ustaya bakayım dedim. Gelirken de bunları aldım. Ay benim merhametli, vefalı oğlum. Gir içeri, gir. Gir, terlikleri de gir. Hoş geldin. Geç içeri. Geç. Gel bakalım delikanlı. Usta, konuşmaya başlamışsın. Bizi yıkmak o kadar kolay değil. Usta ben... Gönlünü ferah tut. Senin suçlu olmadığını da... Beni o arabanın altından çıkarıp hayatımı kurtardığını da biliyorum. Ya, abimin hayatını sana borçluymuşuz Berkay'ım. Sen olmasan oracık da ölüverecekmiş. Sana ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah razı olsun. O nasıl laf usta? Allah sizden razı olsun. Tamirhanede kapalı. Ne yapıyorsun bakalım? Var ufak tefek bir şeyler usta. Neyse. Ben kalkayım. Biliyorsun Aslı ziyaretinin kısası makbuldür. Ama seni böyle iyi gördüğüme çok sevindim usta. Sağ olasın. Sağ ol evladım. Ben seni geçireyim, hadi gel. Yine bekleriz, tamam mı? Gelirim, gelirim. Hadi güle güle. Güle güle. Burada mıydın sen? Ben gittin sanmıştım. Gitmiştim. Ustanı merak ettiğim için oldu. İyileşiyor. Gel gör istersen. Gördüm. Şimdi çıktı. Derviş amcam anlattı tabii olayı. Senin yapmadığını yani. Ben de anlatmıştım. Biliyorum. Haksızlık ettim sana. Ama kendini hep benim yerime koy. Derviş amca benim için o kadar önemli ki. Ne kadar korktum biliyor musun onu öyle görünce? Biliyorum. Beni cani sanacak kadar. Ben gitsem iyi olacak. Berkay.
konuşma. Her şey için teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar. Bir dakika. Eğer bir şey olursa lütfen bana haber verin. Bakın, o adam size zarar vermeye kalkarsa... Sakın endişe etmeyin. Ben yanınızdayım. Size zarar gelmesine müsaade etmem. Gördün mü? Eğer elini çabuk tutmazsan... Sen de, ben de kaybedeceğiz.